Hafta başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK'ün gerçekleştirdiği, külliyede gerçekleştirilen açılış töreninin ardından biz de bugün çelenk sunma törenimizi gerçekleştirerek yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Üniversitesi olarak. Akademik yıl açılış törenimizin çelenk koyma kısmında bir aradayız. Bildiğiniz gibi YÖK'ün 2 Ekim'den önce akademik takviminizi başlatmayın diye bir kararı vardı. O karar gereğince bugüne kaldık. Hemen öncesinde de Sayın Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla bir anlamda akademik yıl açılış hazırlık töreni gibi yine çok güzel bir programımız olmuştu. Arkasından Teknofest'i birlikte gerçekleştirdik. 2 Ekim'de eğitime başlamış tıp gibi birkaç birimimizin dışında tüm birimlerimizin akademik eğitim yılının derslere başlama kısmını yaptık. Bugün de burada çelenk sunma, saygı duruşunda bulunma ve bu anlamda hem Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını hem de ülkemiz uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi anma töreninde bir aradayız. Buna vesile olmuş oldu. Ben bu düşüncelerle yeni yılımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Üniversitemizin de özellikle son yıllardaki işte tam kurumsal akreditasyon alması, araştırma üniversitesi olması, ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralara çıkması gibi birçok başarıyı bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çizgimizi artırmada, yükseltmede emeği veren tüm hocalarıma, tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm öğrencilerimize buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabi burada öğrencilerimiz temel hedefimiz. Öğrencilerimizin milli manevi değerlerimize sahip, ülkemizin başarı odaklı hedeflerine odaklanmış şekilde yetiştirilmesi, önce aileleri, vatanı, milleti, sonra da kazandığı mesleğine faydalı birer kişi olması bizim için çok önemli. Bunun sorumluluğunu da taşıdığımızı düşünüyorum. Çünkü o çocuklar bir anlamda evlatlarımız, aileleri tarafından bize emanetler. Bizim bu emanetleri en iyi şekilde sahip çıkarak topluma, ülkeye, dünyaya, insanlığa katkı vereceği her bir alana, en küçüğünden en büyüğüne en iyi şekilde hazırlamak yine bizim görev ve sorumluluğumuz. Bize teslim edilen evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve çalışma arkadaşlarımızın çalışma şartlarını olabildiğince iyi şartlarda devam ettirmek ve geliştirmek. Ve tabii ki Türkiye ve dünya literatürüne de kalıcı eserler bırakmak. Yeni yılımızın, yeni akademik yılımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İnşallah yeni başarılarla, yeni güzelliklerle bu yılı da tamamlayalım. Önce sağlık diyoruz, arkasından çalışma diyoruz. Bu güzelliklerle bir dahaki açılışta daha yeni müjdelerle, yeni haberlerle, yeni faaliyetlerle bir arada olalım diliyorum. Hepinize sağlıklı, kuvvetli, becerisi artmış, gücü artmış yeni bir dönem dileyerek saygılar, sevgiler sunuyorum. Yepyeni bir yüzyıla, Türkiye yüzyılına giriyoruz ve Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin koordinatörlüğünde ve İzmir Valiliği'nin genel koordinasyonunda yer alacak İzmir'in 100. yılına 100 etkinlik programları içerisinde üniversitemizin çok ciddi bir payı olacak. Bunu da söylemekten büyük bir gurur duyuyoruz. İzmir'in gerçekten bu kutlamalarına damga vuracak etkinliklerimize bu hafta pazar günü itibariyle başlıyoruz ve önümüzdeki günlerde de zaten duyurularını yapacağız. Hep birlikte büyük bir coşkuyla hem adını taşıdığımız 9 Eylül'e büyük bir saygıyla hem de logomuzda taşıdığımız bu anıta duyduğumuz saygıyla yakışır bir biçimde kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Bir kez daha yeni eğitim öğretim yılının hepimize başarılar getirmesini diliyor. Katılmanız için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.